Ülke TV ekranlarından mutlu pazarlar. Değerli seyircilerimiz, yeni bir Artı Eksi programında daha bugün de karşınızdayız. Ne yapıyoruz? Eğitim ve yaşama dair önemli gelişmeleri çok kıymetli katılımcılarla birlikte her yönüyle masaya yatıp derinlemesine irdeliyoruz, ele alıyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Bugün aslında Türkiye'nin bir anlamda proje karnesini konuşacağız. Proje deyince bu kurumsal düzeyde de olabilir, bireysel manada da olabilir. Proje deyince hep böyle bir geri durma davranışı sergiliyoruz ama aslında Genç Beyinler Akademisi diye bir yapılanma var. Bu Genç Beyinler Akademisi proje yazmayı ve proje danışmanlığını size ücretsiz olarak sağlayabiliyor. Biraz biz bunu konuşacağız. Girişte de bahsettim. Türkiye'nin proje karnesini ele alacağız ve bu kapsamda hazırlanmış 4 proje var ki bunlar gerçekten Türkiye'nin yarası olarak ifade edebileceğiz belki. Arkadaşlardan ayrıntıları alacağız ama gerçekten sorunlarına parmak basan ve çok iyi hazırlanmış projeler. Bunları biraz ayrıntılandıracağız. Ne kadar önemli, bunları anlatmaya çalışacağız. Üsküdar Üniversitesi'nden 4 isim bugün bizlerle birlikte. Nebiye hocamı daha önce bir yayınımda konuk etmiştim. Nebiye Yaşar, kendisi doktor. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Şaban Bey. Çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Bunu biliyorum. Proje noktasında danışmanlık yapıyorsunuz ki bir projeniz var. Ücretsiz olarak bunu yapıyorsunuz. Evet. Türkiye, geçtiğimiz programlarda da konuştuk ama herhalde Türkiye proje üretme noktasında biraz geride. Avrupa Birliği fonlarından çok ciddi tutarlarda bütçeler ayrılıyor ama biz bunları prosedürüne uygun bütçe proje hazırlayamadığımız için elde edemeyebiliyoruz ve bu da tabii ki toplum olarak bundan faydalanamaya biliyoruz. Hocam bunları biraz ayrıntılandırmak isteyeceğim sizinle. Genç Beyinler Akademisi neler yapıyor? İlk sizi misafir ettiğimde akademiydi ama şimdi uygulama araştırma merkezi olarak tanındınız. İyi de yol kat ettiniz. Bunların ayrıntılarını sizinle konuşmak isterim hocam. Hoş geldiniz. Ayaklarınızı sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle ekran başındaki herkese bu pazar sabahında selamların en güzeline iletiyorum. Güzel bir gün olsun, verimli bir gün olsun, huzur dolu bir gün olsun ve her şey gönüllerince olsun diyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili seyircilerim, girişte bahsettiğim 4 projeyi konuşacağız bugün. Türkiye'ye neden bu projelere ihtiyacı var? Gerçekten sağlıklı kimlik ve cinsel yönelimler projesi Funda Kurban'ın çalıştığı bir proje. Yine Genç Beyinler Akademisi olarak Üsküdar Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiniz. Evet, cinsellik deyince Türkiye'de maalesef özellikle eğitim anlamında bir takım sorunlar yaşanabiliyor. Kulaktan dolma, genç nesiller bunu öğrenebiliyor. Evet. Ve internetten de biraz bilgi kirliliğine maruz kalabiliyoruz ve hiç olmadık şekilde bazı görüntülere de yaşayabiliyoruz, kalabiliyoruz. Biz bu projeyi biraz seninle konuşacağız. Neyi hedefliyorsun, neyi amaçlıyorsun ve ne zaman faaliyete geçecek, bunları konuşacağız. Çok önemli bir proje. Güldamla Aktaş aramızda, o da Üsküdar Üniversitesi. De kendisi çocuk gelişim bölümü öğrencisi. Sağlıklı ve kaliteli yaşam için önce gıda projesi. Biraz proje şunu anlatıyor değil mi? Daha çok organik ve doğal yaşam, organik beslenme. Çok projenin içeriğine baktım. Çok önemli proje. Bunun da ayrıntılarını senden dinleyeceğiz. Diğer bir konuğum yine Üsküdar Üniversitesi'nden Burak Kızılgeçit, bilgisayar mühendisi öğrencisi. Burak da bugün 2 projeyi konuşacağız. İstanbul Oryantasyon Projesi ki sığınmacıları kapsıyor. Yaşadığı sorunlar, kültürel, ekonomik, sosyal sorunları siz bunu mobil uygulamalar üzerinden bir anlamda çözmeyi hedefliyorsunuz. Müthiş. Gerçekten güzel çalışmalar. Bir de beynini çalıştır, kendini yenile projesi var. Bu da çok önemli. Ayrıntıları konuklarımla konuşacağız, ele alacağız. Değerli seyircilerim, sorularınızı hocalarımıza, bana yöneltebilirsiniz. Nasıl yapıyoruz? Abone.seçim.com'dan, Twitter ve Facebook adresi üzerinden de yönetmenim Mehmet Altınöz ekranlara getirecek. Oradan bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Nebi Hocam, sizinle startı verelim diyorum ben. Genç Beyinler Akademisi, Genç Beyinler isim çok güzel. Sadece gençler mi yaralıyor hocam akademimizde? Beynini üretimle yenileyen, gençleştiren herkes Genç Beyinler içerisinde olabilir. Genç Beyinler Akademisi proje hazırlamak ve toplumdaki önemli sorunlara güzel bir çözüm önerisiyle gelen herkesi kucaklıyor, kapsıyor. Ve biz üniversitede kurduk. Bütün gençliği hedef alarak
kendini genç hissedenler de bizimle beraber olabilirler bu kapsamda. Bizim amacımız biraz önce bahsettiğiniz gibi ücretsiz ve gönüllü olarak herkese, proje hazırlamak isteyen herkese doğru bilgilerle ve doğru bir eğitimle en güzel şekilde projeyi yazma, yürütme, uygulama danışmanlığı yapmak. Kurulduğumuz çok kısa bir süre oldu. Yani bir 6 ay civarında oldu. Ve bu süre içerisinde çok güzel gelişmeler kat ettik. Çok yol aldınız. Gerçekten çok güzel projeler de bu kapsamda yer aldı. Ve ben buradan özellikle teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bu konuda çok duyarlı, çok istekli. Ve toplumun içindeki tüm sorunlara çözüm getirmek istiyorlar. Biz de onlarla beraberiz. Hem kurumsal anlamda gelişme hem de gençlerin insan olma farkındalığı ve sosyal sorumluluğun içinde bizzat var olma farkındalığını da bu çalışmalar içerisinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu benim için çok daha önemli. Hocam projeleri de konuşacağız. Türkiye projelerin neresine yeterince bu ayrılan bütçeleri kullanabiliyor muyuz? Ama benim gözlemim, benim kanaatim galiba prosedürü çok bilmiyoruz hocam. Ve bize proje yazmak, bunu faaliyete geçirmek, düşünce aşamasında sıkıntı yok. Aslında güzel fikirlerimiz olabiliyor toplum olarak ama iş uygulamaya geldiğinde orada bir takılıyor. Bunu isterseniz bir sonraki turda sizden alalım hocam. Çok önemli bir konu çünkü bu. Tamam. Özellikle bunu açıklamak istiyorum. Tamam hocam. Nerede takılıyoruz? Nerede sorun yaşıyoruz? Bunu konuşalım lütfen. Güldamla Aktaş, çocuk gelişimi bölümü öğrencisisin. Evet. İkinci sınıf. Çok güzel bir proje. Gerçekten ellerinize, emeklerinize sağlık. Sağlıklı ve kaliteli yaşam için öncelik gıda projesi. Öyle hale geldik ki gerçekten bir domatesin kokusunu özler durumdayız. Bir salatalığın, bir organik yumurta. Çok hızlı geliştik. Tabii bunu uzmanlar alanında çalışanlar hep hızlı nüfus artışına bağlıyor. Dolayısıyla GDO çok tartışılıyor. Siz de güzel bir proje hazırladınız. Bu aklınıza nereden geldi böyle bir proje? Biraz bahsedebilir misiniz? Evet tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Proje döngüsü yönetimi eğitimi alırken biz 10 kişilik bir ekiptik, bir grup olduk. Ve sorunu düşünürken çocuklar yanlış besleniyor, gençler yanlış besleniyor adı altındaki bu sorundan yola çıkarak sağlıklı ve kaliteli yaşamı çocuklara nasıl hedefleyebiliriz, çocukların yaşamına nasıl katabiliriz bunu düşündük. Ve böyle bir proje ortaya çıktı. Çünkü biliyorsunuz günümüzde hazır gıda, fast food, kalorisi yüksek gözüken ancak besin değeri düşük bir sürü gıda var. Fakat organik gıdayı bulmak çok zor. Biz de organik gıdayı çocukların hayatlarına yerleştirmeyi amaçlayan projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Tamam. Projenin ayrıntılarını birazdan alacağım. Kimi kapsıyor, neler yapacaksınız? Tamam. Dolu dolu bir proje. İçerisinde de çok şey var. Evet. Hepsini belki biz de bunları dinleyerek bir anlamda doğal yaşam ve sağlıklı organik beslenme noktasında bir adım atmış ve farkındalıkta oluşturmuş oluruz. Funda Kurban. Bu konuda gerçekten toplumu yakından ilgilendiren, girişte de bahsettiğim sağlıklı kimlik ve cinsel yönelimler projesi herhalde o bahsetmiş olduğumuz, gözlemlediğiniz sorunlar üzerinden harekete geçtiniz ve böyle bir proje hazırladınız. Ama birinci ağızdan sizden de dinlemek isterim. Nasıl böyle bir proje, nereden bu kanıya vardınız ve böyle proje yaptınız? Şöyle bahsedeyim projemizin gerekçesini. Herkesin bildiği gibi cinsel sağlık konusu maalesef ülkemizde bir tabu olarak görülmekte. Konuşulmamakta biraz önce de dediğim gibi. Müfredatımızda da gençlere, çocuklara yönelik böyle bir planlı bir eğitim programı verilmemekte. Bu yüzden de gelişen teknolojinin de etkisiyle çocuklar internet, televizyon yoluyla çok yanlış bilgiler elde ediyor bu konu hakkında. Bir bilgi kirliliği var. Tabii doğru. Çok. Bir bilinçsizlik var toplumda bu konuyla ilgili olarak. Bu da çok büyük sorunlara neden oluyor. Mesela örnek verecek olursam cinsel ayrımcılık en önceliğinde. Çünkü televizyon ve internette kadının bir obje olarak gösterilmesi. Maalesef cinsel ayrımcılığa neden oluyor ve bu cinsel taciz, istismar, en son kadın cinayetlerine kadar gidebiliyor. Yine cinsel sağlığın bir hastalık olarak görülmemesi, insanların bu konuda bu hastalıkları saklaması, eşlerine dahi söylememesi, tedavi olmaması, yine bu hastalıkların yayılması, ölümlere neden olabiliyor. İşte biz bu yüzden bu gerekçelerle toplumda bir farkındalık yaratma, gençlerde bir bilinç oluşturma üzerine bir proje yazdık. Müthiş. Nebi Hocam, cinsellik gerçekten Türkiye'de zor bir alan. Çok zor. Özellikle genç, küçük çocuklar, sizin galiba bu projeniz üniversite gençliğini kapsıyor ama onu ayrıntılarını alacağım. Ebeveynler olarak bizler de aslında
eğitim noktasında çok bilinçli değiliz. Herhalde bundan dolayı mı biz arkadaşlarımıza, küçük yaştaki çocuklarımıza cinselliğe dair bir şey sorduğunda, hani seni çocuğum leylekler getirdi gibi çok basit, hemen hemen hepimizin duymuş olduğu şeyler belki bunlar. Burada mı bir sıkıntı var? Yani ama evet. Neler söylersiniz siz? Ben bu konuda şunu söylemek istiyorum. Eğitim her alanda ve her şeyde çok önemli. Ve doğru bilinçlendirme ve bu farkındalığı doğru bir şekilde kazandırma. Çocuğun ilk doğduğu andan itibaren annenin de babanın da bu farkındalıkla güzel bir şekilde çocuğuna eğitim vermeleri gerekiyor. Biliyorsunuz çocuk ilk önce eğitimi ailesinden alıyor. O yüzden burada benim özellikle bu projede çalışmamızın amacı sadece gençlerle birlikte ailelerin de bu farkındalık içinde olması. Yani en küçük yaşlardan itibaren çocukların doğru bilgilerle donatılması ve onların anlayabileceği ve gerçekten yanlışlara yönelmemesini içeren bilgilerle donatılmasının önemi üzerinde duruyoruz bu projede. İnanıyorum ki şu an 51 üniversitede yapacağız bu projeyi ve Marmara bölgesindeki üniversiteleri kapsıyor. Ayrıca 5100 gençle çalışacağız ve bu gençler bizim bu çalışmalarımızdan sonra sürdürülebilirlik kapsamında hem ailelere hem de çevresindeki herkese ulaşmış olacaklar. Ve bunun önemi konusunda biz çalışırken de daha farklı bir his içerisine girdik. Yazdıkça ne kadar önemli olduğunu öncelikle kendimiz de inandık. Çünkü az önce Funda'nın da bahsettiği gibi bu alanda ülkemizde çok büyük sorunlar var. Ve bir açık da var değil mi evet, hocam? Evet, yani açık da var. Bir boşluk var. Bunu evet. Doldurmak gerekiyor. Aynı şekilde zaten projelerin çıkma sebeplerinden en önemli sebebi bir sorunun çözüme kavuşturulması. Bir sorundan yola çıkıyoruz. Ya da ülkemizdeki bir politikayı, bir hedefi desteklemiş oluyoruz. Ama bu gerçekten önemli bir sorun. Ve ben bu konuda çalışan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu önemli sorunun içinde olmaları bir cesarettir bu. Böyle bir proje cesarettir. Ve bu cesaretin ilim adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Her zaman dediğim gibi eğitim olmadan asla her konuda her alanda biz eğitime inanan, gönül veren insanlarız. Ve bunu bütün projelerde de özellikle vurguluyorum. Birazdan Nevi Hocam'a soracağım. Eğer bir fikriniz varsa ve siz bunu projelendirmek istiyorsanız birazdan hocam ayrıntıları size verecek. Tamam. Nasıl bir yol haritası takip etmeniz gerektiğini de hocam bilgi verecek. Burak'la devam etmek istiyorum. İki proje. Gerçekten toplumun ihtiyaç duyduğu benim gözlemim ve kanaatim İstanbul Oryantasyon Programı projesi. Bu galiba ilk etapta Suriyeli sığınmacıları kapsıyor değil mi? Bunların sorunlarının bir anlamda giderilmesi için çalışacaksınız. Biraz bahsedebilir misin? Bu arkadaşlar Suriye'den ülkemize geldiler. Hangi sorunları yaşıyorlar ve neden böyle bir proje? Şimdi etrafımıza baktığımızda özellikle İstanbul içerisinde Suriyeli sığınmacıları çok görüyoruz. Aslında sadece Suriyeli değil, ülkemizde birçok sığınmacı var. Fakat hani gündemde olan sorun da Suriyeli sığınmacılar olduğu için metrobüste bile karşılaşıyorsunuz. Trafik sorunlarını görebiliyorsunuz. Birçok evet. Geliyor, camınızı kapınıza vuruyor, camınıza çalıyor. Bunlar aslında insanın içini de burkuyor, burkmuyor değil. Herhalde bunlara mı çözüm? Başka ne gibi sorunlar yaşıyorlar? Şimdi bu insanlar bizim ülkemizde coğrafi açıdan dezavantajlı durumdalar. Bu insanların çok büyük kültürel ve sosyal eksiklikleri var. En önemlisi dil eksikleri var. Kendilerini anlatamıyorlar. Kendilerini anlatamadıkları için dışarı çıkmaya çekiniyorlar, korkuyorlar. Ya da istedikleri gibi gezemiyorlar. Biz bu insanların Türk halkıyla daha çok kaynaşabilmeleri için ve en önemlisi dışlanmışlıklarını ortadan kaldırabilmek için kültürel açıkları kapatmaya, daha çok sosyal etkinliklerde bir araya bulunmaya ve dediğim gibi işte dışlanmışlıklarını azaltabileceğimiz ve en önemlisi dil sorunlarını çözebileceğimiz şekilde bir proje hazırladık. Onları tekrar topluma kazandırmak, bizde daha içli dışlı olmalarını sağlamak için. Başarılar dileyelim tabii. Kamuoyunun toplum olarak hocam, bizlerin de o arkadaşlara, o insanlarımıza bakış açımızda da bazen sorunlar olduğunu görebiliyoruz. Mesela görüyoruz ya yine mi onlar? Aslında bu bizim inancımız gereği de şey değil mi hocam? Hani çok doğru değil. Belki proje kapsamında toplum olarak bizim de
bir sonraki aşama olabilir. Ne dersiniz Nurhan Bey hocam? Çok çok iyi olur. Hatta şöyle söyleyebilirim Şaban Bey. Bir kere sosyal ritmin yakalanması için, sosyal beraberliğin, kardeşlik ve dostluğun, paylaşmanın, bu kültürün en güzel şekilde yansıması için, bir farkındalık oluşturmak için Burak bu projeyi hazırladı. Burada bizim kendi insan olarak ve bu sorumluluğu en çok hissedeceğimiz alanlardan biri o. Yani bu sığınmacıların bizlerle beraber ortak bir kültür içinde yaşamasına destek vermemiz gerekiyor. Hani komşusu açken yatan, tok yatan bizden değildir. Bu güzel bir hadisin çerçevesi içerisinde hazırlanan da bir proje ayrıca. Yani oradaki sorunun kendi içimizde dert olması, biz bunu dertlenerek böyle bir şeyin ortaya çıkarılması, bunlar o kadar önemli şeyler ki. Ve bu alanda çok daha güzel çalışmaların da bununla beraber geleceğine inanıyorum ben. Çünkü ortak yaşadığımız kişilerin sorunları sosyal sorumluluk kapsamında bizim de sorunumuz. Eğer biz bu sorunun içerisinde var olmazsak, o sorumluluğu kendimizde hissetmezsek sorunun bir parçası haline dönüşürüz ve çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bir bakanın bir cümlesini hatırlıyorum hocam. Kimsesiz çocukların sahiplenilmesi ve onları desteklenmesi noktasında şöyle bir ifadesi vardı. Hiç unutmam. Aynı şeyi aslında burada da kullanabiliriz. Demişti ki kendi çocuklarımız için onlara sahip çıkalım. Bu çok önemli. Biz de bu Suriyeli ve başka ülkelerden olan sığınmacılarımıza kendimiz için en başta sahip çıkmamız gerekiyor. Suç aletlerine dönüşebilirler, suç makinelerine dönüşebilirler. En azından bunun önüne geçmiş oluruz. Bunu topluma kazandırmış oluruz. Ve refah içinde, huzurlu bir şekilde bu ülkede, bu toprakta, bu coğrafyada yaşamış oluruz. Hocam sorular geliyor. Projeye yazmak istiyoruz ama bunu nasıl yapacağız? Ben biraz onu daha sonra sizden alacağım. Güldamla da devam edelim. Evet, doğal yaşam, organik beslenme. Projeye girişi bahsettik amacımız. Bundan dolayı biz böyle bir proje yaptık. Evet, Türkiye'de bir fast food kültürü var. Ayaktan hızlı bir şekilde beslenme, atıştırma. Peki projede neyi hedefliyorsunuz? Neler yapacaksınız? İçeriğinden biraz bahsedebilir misiniz? Hedef kitleniz kimler? Nasıl ilerleyeceksiniz? Tabii. Şöyle ki 15-18 yaş arası lisede öğrenim gören gençlerle bu projeyi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Başta pilot okulumuz Üsküdar Üniversitesi olmak üzere, devamında Üsküdar, Çekmeköy, Beykoz ve Ümraniye ilçelerinde 16 liseyle çalışmayı planlıyoruz. Burada hedef kitlemiz aslında iki tane. Biri doğrudan etkilenecek, diğeri dolaylı yolda. Doğrudan etkilenecek olan kişi sayımız 60. 580 kişi ise dolaylı yoldan bu projeye destek verecek. 60 kişinin içinde kimler var? Obezite rahatsızlığı bulunan 20 genç. Ailenin yoğun iş temposu nedeniyle sürekli dışarıdan hazır yiyecek tüketen 20 genç. Fiziksel engeli olan 10 genç ve uzun süre hastanede yatmış olan 10 gençle biz bu projeyi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz de onlara organik besin nedir? Nasıl doğru beslenilir? Günlük almamız gereken besin değerlerini alarak doğru beslenmeyi yaşamlarına katmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda hareket özgürlüklerini de onlara kazandırmayı tanıyoruz. Şu an çünkü çok sedanter bir yaşam var. Hareket özgürlükleri yok. Bunun için de biz birçok etkinlikler planladık. Örneğin bir doğa yürüyüşü düzenleyeceğiz. Burada çocukların hem toprağa basıp enerjilerini kendilerinde hissetmelerini, aynı zamanda bir pikniğimiz olacak bu doğa yürüyüşünde. Kendi meyvemizi sıkarak meyve suyumuzu oluşturacağız. Organik içeceğiz. Okullarda aynı zamanda proje kapsamında her katına bir okulun su sebili koymayı düşünüyoruz. Sensörlü olacak bu. Mesela her saat başı şunu söyleyecek. Bugün suyunu içtin mi? Çünkü su tüketimi ülkemizde çok az. Su tüketmiyoruz. Bir diğeri de faaliyetlerimizden her okula otomat makinesi koymayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz şu an hemen hemen her okulda var ama içinde hazır yiyecekler, hazır gıdalar bulunuyor. Biz onun yerine taze sebze ve meyve ve kuru yemiş koymayı planlıyoruz. Kuru meyve de olabilir. Çocuğun canı muz mu çekti? O an muza basacak, muz yemek isteyecek belki. Muzunu oradan kolayca... Yok değil mi Türkiye'de? Bu uygulama yok. Tabii ki yok. İlk defa olacak. Yok yani bu taze meyve, sebze yok. Evet, ilk defa olacak. Bu ne derece mümkün Nebi Hocam, bunu yapabilmek, arkadaşların bu söylediği projeyi hayata geçirebilmek? Şimdi Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir sözü var, ben burada paylaşmak istiyorum.
bir konuşmasında özellikle dinledikten sonra çok düşündüm. Çok güzel bir kelime. Ben de projelerde bunu özellikle öğrencilerimle paylaşıyorum. En uç şekline kadar düşünmeliyiz yapacaklarımızın en uç hedefine kadar. Şöyle demişti Cumhurbaşkanımız, olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. Şimdi olmayacak bir şey değil, olması noktasında da herkes bunu isteyecektir. Düşünün sürekli bizler işte belirli şeyler geliyor ve bunları zorunlu olarak oradan alıyoruz otomatlardan. Ama şimdi düşünün canlı ve taze meyvelerin geldiğini, daha fazla yöneleceğiz canlı ve taze meyveler yemeye. Veya dediğimiz gibi kuru gıdalarla belki çok daha bir fındık, badem onları çok daha rahatlıkla alabileceğiz. Ben destekliyorum, hatta öğrencilerim eğitim içerisinde bunu yapmak istediklerinde benim çok hoşuma gitti ve çok heyecanlandım. Çok güzel şey de düşünmüşler. Ben gönülden katılıyorum ve onların yüreklerindeki bu güzel niyetin en güzel yerlere ulaşacağına da inanıyorum. Niyetler temiz olunca tamamlayıcısı Allah olurmuş hocam. Arkadaşlara biz de bu yolda başarılar dilelim. Biraz daha Funda'yla bu projenizi sizin konuşalım. Nebi Hocam dedi 51 üniversitede 5100 kişiye ulaşmaya, özellikle lise. Sizin gözleminiz tabii projeyi yazarken bu mu neden oldu? Mesela üniversite aşamasındaki insanlar, öğrencilerimiz daha fazla mı bu noktada bilgiyi açlar veya tabii sorun ki yaşıyor? Biz bu projeyi yazarken çok büyük araştırmalar da yaptım ben bu konuda. Üniversite gençlerinde yapılan araştırmalara göre %85 gibi bir oranda üniversite gençleri çok büyük bir bilgisizliğe sahip bu konuda. Anketlere işte yapılan sorulara göre. Bu yüzden de biz ilk önce üniversite gençlerini bilinçlendirmeyi hedefledik. Çünkü onlar da yarının anne babaları. Çok doğru. Daha sonraki aşamalarda belki lise, ortaokulda da tabii ki bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Ama şu anda projemizin hedefi 18-24 yaş arası üniversite gençleri. 51 üniversitede 5100 öğrenci. Peki Funda, somut olarak ne yapacaksınız bu proje kapsamında? Arkadaşları nasıl bilgilendireceksiniz, bilinçlendireceksiniz? Proje kapsamında 51 üniversitede dediğim gibi eğitimler, seminerler, çalıştaylar düzenlenerek öğrencilerin bilinçlendirilmesi, sorunlarını kendileri açıkça dile getirmesi, ifade edebilmesi. Yine bu öğrencilerin bu konuda hangi bilgide, hangi düzeyde olduklarını saptanması, istatistik veriler elde edilmesi, bunların altında yatan sosyoekonomik faktörlerin araştırılması gibi hedeflerimiz var. Kimle yapacaksınız? Mesela bunu alanında uzman isimler mi olacak? Belirlediğiniz kişiler var mı? Nasıl yürüyeceksiniz? Uzman akademisyenler eşliğinde olacak bu seminerlerin hepsi. Bütün konusunda uzmanlar. Yine bu uzmanlarımızla da daha öncesinden uyum seminerleri düzenlenecek onlarla da. Bu şekilde. Hocam buyurun. Aslında orta öğretimde, ilk öğretimde bir dönem çok tartışıldı. Bu cinsellik eğitimi noktasında, ama biz bunu başaramadık, aşamadık. Bu noktada da sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Siz de bu anlamda bir proje geliştirdiniz. İnşallah Türkiye'nin tamamına yayılır çok kısa bir sürede. Sizin bu konudaki görüşlerinizi ben merak ediyorum. Tabii ki. Neler söyleyebilirsiniz? Şaban Bey, özellikle bu proje içerisinde bizim görüştüğümüz İKATER Kadın Dernekleri ve ayrıca ÇİSET cinsel kimlik noktasında Cem Keçebey. Bunlar bu projeyi önemli olduklarını ve bu alanda bize her türlü desteği veriyorlar. Bunun önemini yaşadığımız olaylarla görüyoruz. Biraz önce bahsettiniz, hani işte üniversitelerde mi sadece dediniz. Biz şu an üniversite gençliğini yanımıza alarak liselerde, ortaokullarda ve ilkokullarda da böyle bir çalışmanın önemi ve farkındalığını bütün eğitim kurumlarımıza taşımak istiyoruz. Böyle yaptığımız zaman belki şu an çok üzüldüğümüz olayların da önüne geçebileceğimizi, çünkü doğru bilgilerle aile ve çocuklar donatılırsa yanlışların azalacağını düşünüyoruz. Ve böylece bu farkındalık toplumun diğer alanlarına da etkili olacaktır. Ve herkes sorumluluğunu en güzel şekilde hissedecektir. Çünkü bizler bu sorumluluğu hissetmezsek ve doğru bilgilendirmezsek ve doğru bilgilenmezsek birçok olayın içinde olmuş oluyoruz. O halde ne yapmamız gerekiyor? Hem proje içinde bu eğitimlere çok önem vermemiz gerekiyor. Üniversite gençliği bizim şu an gerçekten önemli bir hedef kitlemiz. Funda'nın da bahsettiği gibi yarın anne ve babaları da buradan çıkacak. Doğru. Yarının eğitimcileri de buradan çıkacak. Ve toplumun her alanında biz bu öğrencilerle var olacağız. O halde buradan başlayalım istedik. Onlar kardeşlerine çok daha güzel şekilde mentorluk yapacaklar, rehberlik yapacaklar. Ve kendi hayatlarında da uygulayarak
yaparak ve yaşayarak yaşatacaklarını ben düşünüyorum. Çünkü yaşamadığın şey senin olmuyor. Yaşadığın şeyi karşındaki insana yaşatabiliyorsun. Öyleyse dedik bir yerden başlayalım, bir pilot uygulama olsun. İnanıyorum ki birbirinden güzel çalışmalar da bunun arkasından gerçekleşecektir. Burak, iki proje bahsettik. Birinci projeyi anlat kısmen ama onu dinlemeye de devam edeceğiz. Oryantasyon programı tamamen sığınmacıları kapsıyor. Bir de beynini çalıştır, kendini yenile diye bir proje. Bu projeye neden böyle bir proje yazdınız? Bu noktada bir sıkıntı mı var? Beynimizi çok fazla çalıştırmıyor muyuz? Evet, beynimizi toplum çok olarak fazla çalıştırmayıp aksine alışkanlıklar üzerinden hareket etmeye devam eden bir toplumuz. Biz bu bağlamda beynini çalıştır kendini yenile projesinde aslında iki grubu hedef alıyoruz. Birisi gençleri, diğerisi yetişkin bireyleri ve ileri yaş. Gençlerimizde bildiğiniz üzere artık bir teknoloji bağımlılığı var. İşte bilgisayar olsun, telefon olsun. Yetişkinlerde ise beyinlerini gerçekten hani aktif bir şekilde kullanmadıkları için, artık kendilerini geliştirmeye çalışmadıkları için, unutkanlık olsun, işte Alzheimer gibi hastalıkların başlangıcı olsun. Bu tarz şeyler başlangıç gösterebiliyor. Biz de bu projemizde yine üniversitemizden çok değerli bir hocamız Cumhur Hoca ile beraber böyle bir proje hazırladık. Bu projemizle beraber hem gençlerin, özellikle bilişsel sorunlu gençlerin, bu akademik hayatta onlara başarısızlık getirecek, olumsuz etkileyecek rahatsızlıklar ve aynı zamanda dediğim gibi ileri yaştaki insanların da yaşlılıklarında yaşayabilecekleri Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların önüne geçmek için hazırlanmış bir proje. Peki burada nasıl ilerleyeceksiniz Burak? Neler yapacaksınız? Bu da mobil uygulamalar üzerinden mi bir şey olacak? Program nasıl yürüyecek? Yine bilgisayar uygulaması olacak. Fakat burada mobil değil. Burada çevrim içi ve çevrim dışı olmak üzere iki platformumuz olacak. İkisi de bilgisayar üzerinde. Birisi internet sitesi üzerinden. Diğeri ise masaüstü uygulaması olacak. Bu sayede interneti olan da olmayan da bizim programımıza erişebilecek. Programımız rehabilitasyon, tedavi amaçlı olacak. Aynı zamanda yani eğlenceli bir program olacak. Aşamalar olacak. Bazı aşamalara mesela başarı sağladıktan sonra geçebileceksiniz. Evet, yani onu kat edecek, ondan sonra diğer aşamaya geçecek. Teşviği de olacak bir anlamda. Teşviği de olacak. Yani bu bağlamda biz önce hani özellikle sağlık personeli sayısı da az aslında bu. Yani ülkemizde. İlk önce uyum seminerleri vereceğiz. Sağlık personelimizi bu bilişsel sorunlarda ve programımızın içeriğiyle alakalı bilgilendireceğiz. Eğitim seminerlerimiz olacak. Daha sonra bu programları hastalarımızın üzerinde uygulamaya başlayacağız. En önemli kısım olan veri toplama kısmımız var bizim. Veri toplayıp database oluşturacağız, veri tabanı. Bu veri tabanı sayesinde ilerlemeyi gözlemleyebileceğiz ya da ne kadar mesafe kat edebilmişiz, onlara rahatlıkla bakabileceğiz. Nebi Hocam, siz neler söylersiniz? Gerçekten toplum olarak yani biraz konforumuza düşkün hale mi geldik? Çok fazla zihin egzersizi yapmıyor muyuz? Tabii bunda yediklerimiz, aslında projeler birbirini çok tamamlıyor bu yönden de baktığımızda. Evet, bilgisayar gerçeği var, bunu kabul etmek gerekiyor ama bilgisayar bizi, yaşamımızı çok tembelleştirdi mi hocam? Evet. Şimdi teknolojik gelişmeler hem çok güzel, aynı şekilde biraz önce bahsettiğiniz gibi rahatlaştırdığı için üretmeyi ve verimliliği de sanki ortadan kaldırmış gibi. Burak da bu projesiyle aslında üretken ve verimli olmanın da yollarını bununla aşmak istiyor. Çünkü beyin üretmediği zaman kendini yenilemiyor ve geliştirmiyor. O halde biz doğduğu andan itibaren son anlarına kadar sürekli beynini geliştiren, yenileyen ve üreten insanlığı da bu projeyle beraber gerçekleştirmek istiyoruz. Nasıl olacak bu? Biliyorsunuz ki düşünce üretmenin en önemli etkeni. Biz de ne yapmaya çalışıyoruz? Bu projelerle, bu çalışmalarla, bilgisayar programlarıyla üretmenin güzelliğini, düşünmenin yeteneğini gerçekleştirmek istiyoruz ki daha verimli ve etkin, biraz daha rahatlıktan uzak, hani kendi sorunların içerisinde değil de toplumun sorunlarıyla da dertlenen insanları da çoğaltmak istiyoruz bu çalışmalar kapsamında. Burak eğitim aldığında çok zaten bu konulara çok önemli olduğunu söylüyordu eğitim içerisinde, proje eğitimlerinde. Baktım ki gerçekten iyi bir yolda
ve ben onu gönülden destekliyorum. Olması gereken bir proje bu. Belki biz en iyi şekilde anlatmak istiyoruz bu projeyi, en iyi şekilde uygulamak istiyoruz. Gerekli çağrının geldiği bakanlığa da biz projemizi ilettik. Orada da aynı şekilde bu projenin önemi görülür ve farkındalığı hissedilirse Burak ve Burak'ın ekibiyle beraber bu projeyi uygun bir şekilde ve gerekli en değerli uzmanlarımızla yapmaya hazırız. Hocam bu bakanlık olabildiği gibi aslında STK'lar da olabiliyor, evet. Belediyeler de olabiliyor, kamu kurum ve kuruluşları bağlamında, özel sektörlerde. Biz galiba bu noktada yanlış yapıyoruz ülke olarak. Evet. Her şeyi devletten bekliyoruz. Hı hı. Aslında bu çok doğru değil, değil mi? Böyle güzel projeleri başka mecralar da sahiplenip tabii özellikle ki kendi bölgesinde pilot olarak uygulayabilir. Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi her insanın bir fikri var. Hı hı. Projeyi içeren çok değerli fikirleri var, çok kıymetli fikirleri var. Çok güzel insanlarımız var bu alanda proje yapmak isteyen. Genç Beynir Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki en önemli şeylerden biri de bu. Proje fikri olan insana projedeki bütün aşamaları göstermek ve doğru bir şekilde doğru kanala doğru kanalize etmek. Onlara bunu en güzel danışmanlığını yapmak kendilerine. Biz ne yapıyoruz? Proje fikri olan kişilerle detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Ve ona bu proje içerisinde neler yapabileceğini ve nasıl bir eğitimden sonra hangi kanallardan ve hangi aşamalardan geçeceğini kendilerine paylaşıyoruz. Ve projesiyle ilgili de ortakları da kendisiyle paylaşıyoruz. Hatta biz daha önce görüştüklerimizi de kendilerini yönlendiriyoruz. Biliyorsunuz ki bütçe mutlaka olması gerekiyor projelerde. Ülkemizde de kalkınma ajansları, bakanlıklar, birçok hibe veren kuruluşlar var. Biz proje eğitimi alan kişilere diyoruz ki bu hibelerden yararlanabilirsiniz. Ve nasıl yararlanmaları gerektiği noktasında da onlara destek veriyoruz. O hibe veren kuruluşların öncelikleri var, program öncelikleri. Belirliyorlar. Mesela İstanbul Kalkınma Ajansı geçtiğimiz ay içerisinde belirlediği öncelikler vardı. Ne diyordu? Sağlık turizmi bir öncelikti. Kadınların hibe olarak veya iş anlamında desteklenmesi, istihdam edilmesi bir öncelikti. Bunun haricinde bilişsel noktalarda yani bilişimle ilgili konular bir öncelikti. Proje hazırlayacak kişi hangi kurumdan hibe alacaksa o kurumun önceliklerini ön plana alarak kendi proje fikriyle beraber o öncelikleri de destekleyerek bir proje yazması gerekiyor. Ve tabii ki projenin içerisinde yazdığı projenin o verilen bütçeyle de doğru orantılı olması gerekiyor. Güzel bir eğitim de alırsa yani olmaz olmaz diye bir şey yok. Kesinlikle ben olacağına inanıyorum. Peki Güldem'le eğitim aldığın proje yazma, proje hazırlama eğitimi. Biraz bu eğitim sürecinden bahsedebilir misin? Çünkü ben girişte vurguladım. Proje deyince bizler toplum olarak bir geri adım atma var maalesef. Ya kim yazacak? Onun prosedürü çok fazladır. Bürokratik engeli vardır. Böyle sıkıntılar oldu mu? Bu eğitimi ve proje aşamasını nasıl atlattın? Biraz buradan bahsedebilir misin? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kesinlikle bir sıkıntı olmadı. Samsun Nebi Hocam'ın eşliğinden bir sıkıntı olması imkansız. Proje eğitimi alırken projenin bir emek, bir ekip işi olduğunu farkına varıyorsunuz. Gerçekten emek gerektiren bir iş proje yazmak. Proje yazarken öncelikle belli bir sorunun olacağını öğrendik. Bir sorundan yola çıkarak proje yazmayı öğrendik. Öyle kafamıza göre bir herhangi bir konuda yazamıyorduk. Toplumda bilinen bir sorun olması gerekiyordu. Daha sonra bunun için strateji ve hedeflerimizi belirledik. Ne kadar sürede yazılacağını belirledik. Amaçlarımız, özel amacımız, genel amacımız nedir? Bunlar üzerinde yoğunlaştık. Daha sonra işte hep beraber bir araya gelip projemizi oluşturduk. Herhangi bir sıkıntı olmadı yani. Kesinlikle. Funda, sen neler söylemek istersin bu proje eğitimle ilişkin? Burada bir benim de bir fikrim var diyen arkadaşlara önerilerin ne olabilir? Ya Güldem'le arkadaşımızın da dediği gibi projenin ilk önce hedefini çok net belirlemek lazım ve toplumda eksik olan bir şeyi mutlaka vurgulaması gerekiyor. Biz bu soruna nasıl çare olabiliriz? Daha önce yapılmamış bir şey yine vurgularsak eğer yine çok etkileyici olur projemiz için. Bunları iyi araştırmak gerekiyor. Bu şekilde eğer doğru bir hedef, doğru strateji, doğru bütçe bunları belirlersek eğer olmaz diye hiçbir şey yok. Yani projemiz desteklenir. Peki bu sizin cinsellikle ilgili olan programınız
Daha sonra tabii mentor olarak olacak bu arkadaşlar 5100 öğrenci. Evet. Sonrasında orta öğretim, ilk öğretime kadar inecek. Ebeveynleri de bu noktada bilgilendirmiş olacaksın. Hı-hı. Mesela seminerlerinize tabii. Herhalde ilk etapta onlar katılamıyor değil mi? Biraz o işleyişle ilgili bilgi verebilir miyiz? Nasıl olacak? Hı-hı. İlk önce üniversite gençlerine bir sempozyumlar, eğitimler topluyoruz. Toplayacağız onları. Daha sonra büyük bir sempozyum yapmayı düşünüyoruz. Bu da büyük bir kongre merkezinde gerçekleşecek. Orada ailelerin de, tüm gençlerin de bunlara hepsine açık olduğu bir sempozyum olacak. Orada ailelerin de bilinçlendirilmesini hedefliyoruz. Nebi Hocam, siz aslında biraz önce dediniz ki ilgili kurum ve mecranın kriterlerini göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye'de daha çok hangi alanlarda hocam projelere ihtiyaç var ve bu projeleri hani talep çıkıyor, istek çıkıyor, arkadaşlar başvuru yapabiliyor. Bunları mesela nasıl takip edebilirler? Bireysel kişiler de başvurabilir mi bu projelere, yoksa kurum düzeyinde mi olması gerekiyor? Biraz da bu işleyişle ilişkinde bilgi verebilir misiniz? Şimdi her hibe veren kuruluşun kendilerine göre başvurması gereken kurumlarla ilgili de öncelikleri var. Örneğin İstanbul Kalkınma Ajansı tüm kamu kurum ve kuruluşları içine alıyor, STK'ları içine alıyor, şirketleri içine alıyor ve ona göre öncelikler veriliyor. Mesela Gençlik Bakanlığı bu çağrısında gençlik topluluklarını, gençlik kulüplerini ve sivil toplum kuruluşlarını ön plana almıştı. Yani bunları takip etmeyen kişileri öncelikle benim tavsiyem kendi ilgilendiği alanla ilgili, mesela bakanlıklar çağrıya çıkabiliyor. O bakanlıkların sitelerinde yer alan takip çağrıları, evet, proje duyurularını takip edebilir. Veya kalkınma ajanslarının kendi bölgelerinde bulunan kalkınma ajanslarıyla ilgili çağrıları ve duyuruları takip edebilir. Her sitenin içerisinde duyuruları almak ister misiniz diye bir bölüm var. Kendi mailleriyle oralara üye olabilirler. Ya da genç beyinleri de takip edebilirler. Çünkü Genç Beyinler Akademisi... Siz de yönlendiriyorsunuz. Evet, evet, ben de yönlendiriyorum. Bizim de aynı şekilde bütün bu gelen çağrıları herkesle paylaşıyoruz. Çünkü paylaşmak çok güzel, bizi de mutlu ediyor. Paylaştıkça onlardan da güzel fikirler geliyor ve destekliyoruz, eğitimini veriyoruz. Aynı şekilde Güldam'la ve Funda'nın, Burak'ın olduğu gibi onlar da bu eğitim sonrasında güzel projelerini yazmış oluyorlar. Bekliyoruz hepsini. Benim de projem var hocam. Program sonrasında tamam, size aktaracağım, nasıl hayata geçirebiliriz bilmiyorum. Bu da teşvik manasında. Evet. Tabii söylüyorum, tabii zihnimizde oluyor hocam zaman zaman. Bir tabii ampul ki yanıyor. Ya evet, bunu yapabiliriz ama o ampul yanmış bir şekilde orada kalmasın. Aslında ilerleyebiliriz çok rahat bir şekilde. Evet. Burak, sığınmacıların sorunları dedik. Süremizin de tabii yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu projenize gerçekten Türkiye'nin yaşamış olduğu Suriyeli sığınmacı sorununu aşabilecek miyiz? Aplikasyonlar olacak galiba mobil üzerinden. Biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi resmi rakamlara baktığımız zaman kayıtlı olan Suriyeli sığınmacı sayısı 1,5 milyonu geçmiş durumda. Yani böyle bir kitle, böyle bir sayısı gerçekten uğraşılması gereken bir kesim haline geliyor. Şimdi bu insanların sorunlarına baktığımız zaman yani tek önceden de söylediğim gibi metrobüste bile bu sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Yani adam Türkçeyi bilmediği için kendini anlatamıyor. Gitmek istediği yeri bile söyleyemiyor. Bizim oluşturacağımız bir yenilikçi mobil uygulamayla beraber sığınmacılarımız İstanbul'un kültürü hakkında bilgi sahibi olacaklar. Yine eğer referans vermek gerekirse TripAdvisor diye bir uygulama var. O uygulamayla yeni bir şehre gittiğiniz zaman o uygulama size bildirimler yolluyor. Bak buradasın, burayı gezebilirsin gibi. Somut olarak bu şekilde mi hareket edecek? Ya uygulamalar bu noktada mı destek sağlayacak? Bu bir kısma. Bu kültürel açıdan. Mesela Sultanahmet Camisi'ne yaklaştığınız zaman size bir bildirim gelecek. Ve içerisinde tarihçesi olacak. Bunun dışında... Suriyeli sığınmacılarımızı sosyal hayata kazandırmak için sosyal etkinliklere dair bildirimler yollanacak. Onları bize kazandırabilmek için, bir nebze de olsun dışlanmışlık hislerini azaltabilmek için. Ve en önemlisi hayat kurtaran dediğimiz, en çok kullanılan dediğimiz cümleler olacak. Bu cümleler hem Türkçe hem de Arapça olacak. Bir nebze de olsun dil sorunlarına da değinmek, dil sorunlarını da çözmek istiyoruz. Kendi dillerinde okuyabilecekler, bizim dilimizde nasıl yazılıyor görebilecekler ve bizim dilimizde bunu sesli olarak duyabilecekler. Bu sayede bir yere gitmek istiyorum dediği zaman çıkartıp uygulamasından gösterebilir, sesini de dinletebilir ve bir nebze hani bir süre sonra ister istemez dili öğrenmeye başlayacak. Yani
ve o yaşamış olduğu sorunların bir nebze de olsa büyük bir kısmının gelecek. Üstesinden evet. gelmiş olacak. Size de dua edecekler, teşekkür edecekler, iyi ki de yazmışlar diyecekler. Bu da sizi tabii öbür dünyada değil mi hocam? Evet, sosyal sorumluluk projelerine var olmanın hem bu dünyada hem de ahiret hayatında çok önemli etkileri olduğuna ben inanıyorum. Evet. Güldanla peki sen bu proje hayata geçtiğinde mesela ne kadar süresi var? Bir süresi de vardır. Biraz süresinden bahsedelim. Ve gerçekten insanlarda farkındalık ve bu noktada bilinç oluşturabileceğine inanıyor musun? Proje güzel, evet. Geziler düzenleyeceksiniz, bahçelere gireceksiniz, kahvaltılar organik düzenleyeceksiniz. Bazı teknolojik bir şeyler de, seminerler, bilgilendirmeler yapacaksınız ama yeterli olacak mı sence? İnşallah olacak. Projemiz 12 ay boyunca devam edecek. Bir yıllık bir proje. Projemizin devamı için şunu söyleyebilirim. Gerçekten aileleri de bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Yani sadece gençlere odaklı kalmayıp ailelere de seminer vereceğiz. Böylece çocuğuna daha yararlı besin nasıl verebilir, nasıl onlara daha yararlı beslenmelerini sağlayabilir, doğru pişirme teknikleri aynı zamanda. Bu da uluslararası alanda uzmanımız var, gıda ve detoks uzmanımız. Sezer Hoca tarafından verilecek bu eğitimler. Daha sonra gençler bu eğitimleri aldıktan sonra aynı zamanda biliyoruz ki anne baba rol model. Anne baba rol model olduğu zaman gençler de bunu yaşantılarında yer edinmelerini sağlayacak. Şey dedik mesela spor dedik, doğa yürüyüşü dedik. Bunun tek bizimle kalmasını istemiyoruz. Aynı şekilde proje devam etmediği sürece de kendileri birlikte dışarı çıkıp aileleriyle vakit geçirebilmeli. Sedenter yaşamı artık bir kenara bırakabilmeliler. Hareket olanağı getirmeliler kendi hayatlarına. Bir diğeri de artık hazır gıda tüketimine bir son vermeli. Organik gıda, kendi yemeklerini kendileri pişirebilmeleri, kendi meyve sularını kendileri sıkabilmelerini hedefliyoruz. Bunları yaptıkları sürece daha sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenerek daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini hedefliyoruz. İnşallah da hedefimize ulaşacağımızı ümit ediyorum. Müthiş. Bakın. Funda, sen son olarak neler eklemek istersin? Projenize ilişkin farkındalık oluşturacaksınız. İnşallah yolunuz açık olur. Bu noktada bir eksiklik var diye düşünüyorum. Evet. Bizim şöyle ekleyebilirim. Projemiz asla hani gençleri özendirici yönde değil. Öyle bir algı var toplumda geleneksel yapıdan dolayı. Gençlere doğru davranış kazandırmayı biz hedefliyoruz. Doğru sorumlu davranış kazandırmayı hedefliyoruz. Ve gençler bu projemiz sayesinde hem gençleri bilinçlendirmeyi, bedenlerine sahip çıkabilmeyi, kendi değerlerini anlayabilmeyi, yine cinsel taciz istismara karşı kendini koruyabilmeyi, bu sorunları açıkça dile getirmeyi öğrenecekler. Bunu düşünüyorum ben. Bu yüzden de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Projemiz. İhmal, istismar zaten hocam Türkiye'nin çok kanayan yaralarından biri. Maalesef. O noktada da projeleriniz var diye biliyorum ama Burak'a söz verelim hocam. Sonra kapanışı tamam. da sizinle yavaş yavaş yapabiliriz. Burak, sen buradan son olarak neler söylemek istersin? İki proje şu an yürütüyorsunuz. Aslında bütün projelere baktığınız zaman sosyal sorumluluk projesi çatısı altında birleşiyorlar. Biz Nebi hocamla sürekli projelerin içindeyiz zaten. Ve projelere baktığımız zaman gerçekten projelerin amacı bir farkındalık yaratmak olmalı. Bizim bir projemizde oluşturmak istediğimiz sığınmacı farkındalığı ve onları kabullenmek. Diğerinde ise şu an Avrupa'ya oranla bizim ülkemizde çok daha fazla Alzheimer hastası var. Evet. Unutkanlık. Çünkü yani ne yazık ki tembel bir toplumuz. Bunu gidermek istiyoruz ve gençlerden başlayarak bunun ileride önüne geçmek, bu sorunları kalıcı olarak çözmek istiyoruz. Çünkü eğer eğitimi gençlere verirseniz onlar da çocuklarına verir şeklinde hareket ederek projelerimizi oluşturuyoruz. Farkındalık oluşturmak derken hep hocam bu alanda otorite isimlerin söylemleri zaman zaman burada konuk alıyoruz söylüyorlar. Evimize dahi giderken diyorlar her gün aynı yolu kullanmayın. Bir toplantı anında bir masanın hep aynı yerine oturmayın. Beyninizi biraz yorun, glikoz harcayacak ama en azından beyninizi dinamik ve canlı tutacak uyarılarında bulunuyor hocalarımız. Biz de bu basit öneriyle en azından projenin ilk aşamasında gerçekleştirmiş olalım hocam. Türkiye'nin proje karnesini çok fazla konuşamadık ama çok iyi olmadığı ortada. Evet. Son olarak hocam süremizin sonuna geldik. Neler söyleyebilirsiniz? Ben şunu söylemek istiyorum özellikle. Proje fikirleri olan kişilerin bu fikirlerin üzerinde neler yapabileceğini düşünmelerini ve fikir üretmelerini, yani beraber bir araya geldiklerinde bu fikirlerini
kendi aralarında da istişare yoluyla neler yapılabileceğini paylaşmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Burak'ın da dediği gibi, çünkü yeniledikçe, kendini ürettikçe verimli hale gelecek ve beyinle beraber kendisi de gelişmiş olacak. Yani bunlar çok önemli bizim kendi hayatımızda ve ben de Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne tüm gençleri de davet ediyorum. Evet. Proje yazmak isteyen herkesi davet ediyorum. Ve bunu gönüllülük üzerine, eğitimler de başta olmak üzere, projelerini gönderecekleri alana kadar her konuda onların yanında olabilecekleri sözünü de buradan vermek istiyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Doktor Nebiye Yaşar, Gül Damla Aktaş, Burak Kızılgeçit ve Funda Kurban Üsküdar Üniversitesi'nden genç beyinler olarak bugün konumuz oldu. Ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz hocam. Tekrar bir program sizinle yapma sözünü de verelim buradan. Peki, seyircilerimize. Evet, bugün misafirlen sürenin sonuna geldik. Pazar günü 11 çeyreğe gösterdi. Farklı konu ve konuklarımla yine bu ekranlarda olacağız. Mutlu haftalar.